Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Zero Geometri kitabında paralel kenar konusunun konu anlatımına başlıyoruz. İlk dersimizde paralel kenarın tanımından bahsedeceğiz, uzunluktan bahsedeceğiz ve üçgenle ilişkili yerlerinden bahsedeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 126, 127 ve 128'den de bir soru çözelim. Özelliklerini de bir sonraki dersimize bırakalım isterseniz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Karşılıklı kenarları birbirine eşit veya karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgenlere biz ne diyoruz? Paralel kenar adını veriyoruz. Sadece ve sadece karşılıklı kenarların birbirine eşit olması da yeterli. Sadece ve sadece karşılıklı kenarların birbirine paralel olması da yeterli. O zaman burada bu tanıma göre bazı şeyler kendiliğinden çıkacak. İşte bunlara karşılıklı kenarlar eşit ya, A ise A, burası B ise buraya da B diyecek olursak, hemen zaten paralel kenar gördüğümüz zaman karşılıklı kenarların paralelliğini ve karşılıklı kenarların eşitliğini hemen şekil üzerinde gösteriyoruz. Tanımını gösteriyoruz. Buradan bu tanımdan dolayı bazı özellikler kendiliğinden çıkacaktır zaten. Mesela burası alfa ise, hocam U kuralı var burada. 180 eksi alfa yapar. Böyle baktığın zaman burada da bir U kuralı var şunlar paralel olduğundan dolayı. Dolayısıyla alfa ise burası da 180 eksi alfa yapıyor. Dolayısıyla şöyle bir U kuralı var. Toplamları 180 olacak. Burası da alfa yaptı. Yani buradan ne geldi? Ardışık açıların toplamı, şu açıların toplamı 180 derece. Karşılıklı açıların ölçüleri de birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. Evet. Ve paralel kenarda arkadaşlar, şimdi buradaki boşlukları siz doldurursunuz, ben konuşayım. Paralel kenarda tanım çok önemli zaten. Her bir dörtgende biz tanımını verdikten sonra üçgenle ilişkili yerlerinden bakarız. Uzunluk bilgilerinden bahsederiz böyle. Bundan sonraki işleyeceğimiz her dörtgende de bu şekilde. Şimdi paralel kenara baktığımız zaman karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Tamam, bunu tanım gereği kullanacağız. Açılarla ilgili sohbetimizi de çok rahat bir şekilde, soruları da çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Bunda da bir sıkıntı yok. Ve üçgen bilgisini bu konuda çok kullanacağımızı söyleyebiliriz yine. Yalnız şöyle bakacak olursanız, karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için sizce hangi konuyla daha fazla karşılaşabiliriz diye sorsam ne dersin? Evet, paralellikten dolayı paralellikler de var. Hocam temel orantı da var, kelebek de var. Hatta yamuk konusunda da biz bunu görmüştük. Herhangi bir oran olduğunda neye dikkat ediyorduk? Kelebek benzerliği ya da temel orantı benzerliğine dikkat ediyorduk. İşte bu konuda da kelebek, temel orantı karşımıza çıkacak. Ha, alan kısmından hiç bahsetmiyorum bile. Alan sorulursa da yine alan dağıtmalı kısımlarda da yine oran bulup sonra alan dağıtma yapılabilir dostlar. Evet, kolay bir konu, rahat bir şekilde yapabiliriz aslında, ama karşılıklı kenarların paralel olmasına dikkat edeceksin. Hatta karşılıklı kenarların paralel olmasından dolayı şöyle bir şey geliyor, bak dikkat et. Buna dikkat et. Paralel kenarda hemen tanımını kullanacağız diyoruz ya. Mesela sen böyle 90 derece görünce hemen şunu yaparsın. Hocam bir dik üçgen oluşturayım dersin. Oluşturmana gerek yok ki, hali hazırda var zaten. Tanım gereği şunlar birbirine paralel. Z'den dolayı karşısındaki kenar açı da 90 derece oluyor. Hali hazırda bak, burada bir dik üçgen varken sen dik üçgen oluşturmaya çalışıyorsun. Gerek var mı? Gerek yok. Tamam. Ha, buradaki dik üçgenden çıkmazsa tamam, bunu da çizebilirsin. O da ayrı bir konu, ama dik üçgen hali hazırda varken bir daha dik üçgen oluşturmana gerek yok. Bak, tanım gereği tanıma dikkat etmemiz gereken soru tiplerinden biri bu. Bir de dikkat etmen gereken şeylerden biri de bu. Daha önce yamukta da söyledim, üçgende benzerlikte de söyledim. Paralellik var, çiğortaylık varsa neye dikkat edin demiştim? Z'ye. Bak, burada da Z'ye dikkat edersen bak, nokta açısı yapıyor. Şu kenarlar da birbirine eşit olmuş oluyor. Hatta paralel kenar konusunda da katlama varsa, katlamada da üst üste binen açılar eşit oluyor ya. Orada da yine üst üste binen açılar eşit olduğundan açıortaylık geliyor. Orada da yine Z'ye dikkat etmen gerekebilir. Bak, en çok bunlara dikkat edeceksiniz. Böyle ufak tefek bilgilere dikkat edeceksiniz. Böyle ufak tefek bilgilere atladığınız için bu konuda sıkıntı yaşıyorsunuz. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Tamam. Evet, paralel kenarda bahsedeceğim şeyler bunlar. Hadi gel bakalım sorularına. Hemen böyle açıortaylıkla başlamışız zaten. Açıortaylık var. Z'ye dikkat. Hocam çizgi açısı yaptı. Ve öncelikle tanımında kullanalım tabii ki. 6 ise 6 değil mi burası? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Şu kenarla da şu kenar eşit olacak. Şimdi hocam çizgiye çizgi çıktı burada. X kenar çıktı. 6 ise 6. Burası 9 oldu. Burası da 9 oldu. Çevre ne yapacaktır o zaman? 9, 6, 9, 6. Toplamı ya da 2 ile çarparsın. 9 ile 6'nın toplamını 2 ile çarparsın. Ya da 9, 6, 9, 6 toplamı dersin. 9, 6 daha 15, bir de 2 ile çarptın. 30 yapar. Birinci soru 30 oldu. Geldik ikinci soruya.
Hocam 75 ise karşılıklı açılar birbirine eşitti. Burası da 75. Sonra şurada ne var kardeşim? Hop, bir boynuz mu dersin? Bumerang mı dersin? Ne dersen de şu üçünün toplamı 15 artı 25 artı x eşittir 75 yapacak. Şu ikisi toplamı kaç yaptı? 40. 75'ten de 40 çıkınca kaç geliyor? 35 derece geliyor. Yani örnek 2 35 oldu. Geldik örnek 3'e. Yamukta da söylemiştik. Açıortaylar nasıl kesiyordu? Dik. Bu paralel kenar da aynı zamanda bir yamuk değil mi? Şöyle baktığın zaman. Değil mi? Çünkü sadece bir kenarı paralel olan şeye, karşılıklı kenarı paralel olan şeye biz ne diyorduk? Yamuk adını biliyoruz. Bu yamukta sağlanan özellik burada da sağlanır mı? Sağlanır. Yamukta açıortaylar nasıl? Dik ve orta taban üzerinde kesişir. İki türlü ispatını yapmıştım. Hatta gel hatırlayalım seninle birlikte. Burada da iki türlü ispatını yapalım. Şöyle iki türlü ispatını yapalım seninle. Bak şimdi. Şu açıortay. Bu da açıortaysa. Açıortaylar dik kesişir. Zaten AA, BB dersek 2 artı 2B. 180'den A artı B kaç gelir? 90 derece gelir. Sonra hocam orta taban üzerinde kesmesine bakacağız. Burada ben şöyle bir paralel çizersem işte bu paralel orta taban çizgisidir diyor bize. Niye? Paralel çizdim ya. Z'den dolayı çizgi açısı yaptı. Hocam çizgiye çizgi eşit oldu. Z'den dolayı nokta açısı yaptı. Bu da şöyle mi oldu? Bak çift çizgiyse çift çizgiyse burası çift çizgi oldu. Pardon. Burada da noktaya nokta oldu. Hocam burada da bir x kenarlık çıktı. Burası da çift çizgi oldu. Gerçekten orta taban çizgisi oldu. Hatta 90 derecenin ikinci ispatta bu eşit muhteşem şu sağlandığından dolayı. İkinci bir ispatta nasıl yapmıştık? Şöyle yapmıştık yine. Açıortayda kollara çizilen dikmelerden yapmıştık. Bak açıortay açıortaysa eğer burası. Hemen dik kesmesi tamamı aşikar belli. Açıortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit değil mi? Şuradan bir dik buradan bir dik çizersem. Hocam bu dikmeler birbirine eşit. Şunlar eşit. Burada da bir dik çizersem böyle. Hocam açıortayda kollara çizilen dikmeler eşit. Burası da eşit oldu. Bu oldu. Tam şuraya bakacak olursan hocam burası gerçekten orta şey tam böyle şunun orta noktası oldu. Bu orta noktadan ben şöyle bir paralel çizecek olursam bu da orta taban olur mu? Olur. İşte iki tane ispatı bu diye söylemiştik yamukta da. Önemli olduğu için burada da söylüyorum. Yalnız dikkat edin orta taban çizgisi böyle 90 içinden geçiyor. Yani şöyle bir paralel kenar olduğunda bizim açı ortaylarımız böyle olursa şunu yapma. Hocam 90 ya şu orta taban şöyle olur deme. 90 içinden geçer. Orta taban çizgisi şöyle olacak. Diğer yan kenarlara paralel olacak bu sefer. Eşit eşit hatta muhteşem üçgen burası da eşit olacak. Tamam. Geldik buraya. Açı ortaylar dik kesir ve orta taban üzerinde 90 içinden geçecek. Bir de AB ile EF birbirine paralel verilmiş. Tamam bu paralel. Tam burası orta taban üzerinde ve paralelin devamı da hop şöyle orta taban olmaz mı? Olur. Yani 12 ise 6 6 olur. Muhteşem üçgen burası da 6 oldu. Dikkat et burası kaç yaptı? 10 yaptı ve x uzunluğu 10 oldu diyebiliriz. Ya da ispat tekniğiyle uzatırsın z'den dolayı nokta açısı dersin. X kenarlığı böyle yazarsın. Burada da x kenarlığı yazarsın. 6 4 daha 10 dersin cevaba ulaşırsın. Ama bu yamukta da önemliydi. İspat teknikleri de önemliydi hatta. Yamukta da önemli. Paralel kenarda da önemli. Tamam. Geldik bir sonraki soruya. ABCD'de paralel kenar demiş. 30 derece verilmiş bize burada. C ile AB birbirine eşit verilmiş. Hemen CE ile AB birbirine eşit verilmiş. Aa hocam bu karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Hemen eşitliği yazdım. Ne çıktı burada? X kenar. Hocam 30 sa 75 75 oldu. 180'den 30 çıkart 2'ye böyle 75'er derece yaptı. Sonra başka CF ile AD birbirine eşit verilmiş. CF ile AD birbirine eşit verilmiş. Hocam karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Burası da eşit. Yani burada da X kenar çıktı. Hocam bu 75 ise karşılıklı açılar birbirine eşit ya. Burası da 75. 75, 75, 150 buraya da 30 derece kaldı. Bu açı 75 derece ise burası da 180'e tamamlayanı 105 derece değil midir? Evet. O zaman komple şuradaki açı ne oluyor? X artı 60 yaptı. O da 105'e eşit ya. O zaman hocam X'i de böylelikle 45 derece olarak buluruz. Yani örnek 4, 45 çıkar. Geldik örnek 5'e. Bir katlama var. Katlamada bir de burası 100 derece verilmiş. Burası da 50 derece verilmiş. 50. Hocam şurası 100 ise burası 180'e tamamlayan açısı kaç derece yapar? 30 derece yapar. Yani şurayı 30 bulduk. Katlama var burada. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. 30'a 30. Burası komple 50 idi. 50 olacak. Burası da 20 oldu o zaman. Bu arada 100 ise karşısı da 100.
Katlamadan dolayı üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Burası da 100. 120. Oraya 60 kaldı. Burası da 60. 160 ise 180'e tamamlayan açısı burada kaç da kaç derece yapar? 20 derece yapar. Yani cevap 20 olur. Geldik buraya. Açıortaylık var yine. Hemen neye dikkat edeceğiz? Z'ye. Z'den dolayı ama öncelikle bir tanımı uygulayalım. Hocam 8 ise karşı tarafta 8'dir. Alt tarafla da üst taraf birbirine eşit. Tamam. Şimdi Z'den dolayı çizgi açısı yaptı burası. Aa ne güzel bir şey çıktı. Şu bir ikizkenar üçgen çıktı. İkizkenar üçgen olduğundan dolayı hocam 8 ise burası da 8 olacak. Yani buraya ne kaldı o zaman? 5 kaldı. Sonra Z'den dolayı hop nokta açısı yaptı. Noktaya nokta. Hocam şu da bir ikizkenar üçgen oldu. 8 ise burası da 8. Buraya da 5 kaldı. Ve 5, 10, 13. Üst taraf 13 ise alt tarafta 13 yapar. Ve DE artı FC isteniliyor bizden. DE uzunluğu kaç? Alt tarafı bulmamıza gerek yokmuş gerçi ama olsun. DE uzunluğu kaç? 8. Artı FC uzunluğu kaç? 8. Ve cevap da böylelikle 8, 8, 16 yapar mı? Yapar. Örnek 6, 16 oldu. Geldik örnek 7'ye. Şimdi burada eşitler verilmiş. 15 var, 8 var. Hocam böyle bir şey mi yapsak? 8, 15, 17 mi yapsak? Yaptın ne işine yaradı? Bir işine yaradı mı? Yaramadı değil mi? O zaman sil. Şimdi burada bir oran olduğunda bu oranı kullanmak zorundaydık biz değil mi? Bu oranı kullanacağız. Bu oranı biz nasıl kullanıyorduk arkadaşım? Ya içeri doğru paralel çiziyorduk yamuktan hatırla. Bak burada da öyle. Oran varsa hemen bunu kullanacağım. Ya da içeri paralel çizdiğinde kelebek çıkmıyorsa dışarı doğru çizip o kelebeği o şekilde oluşturmuyor muyduk dostlar? Evet. O zaman dışarı doğru oluşturdum ve kelebek çıktı burada. Şurada bir kelebek benzerliği var dostlar. Evet kelebek benzerliği. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Burası 15 ise burası da 15 midir? Evet. Bu 90 derece burası. 8, 15 ne üçgeni? 17 üçgeninden. Burası 17 çıkar. Hocam kelebekteki oran 1'e 1 ya. 13 ise yukarısı aşağısı da 13'tür. 17 ise burası buraya da 4 mü kaldı? Aynen öyle. Dostum şurası da zaten kaç? Burası da zaten toplamda 13. X artı 4 eşittir 13 ise x'i de böylelikle 9 olarak buluruz. Evet bunlara dikkat. Eski bilgiler yine karşımıza çıkıyor. Bu teknikleri hatırla. Yamukta da söylemiştik. Böyle paralel kenarda da söylüyoruz. Oran varsa böyle temal orantı ya da kelebek benzerliği vardır büyük ihtimalle. Yoksa biz oluşturacağız. Ya içeri doğru paralel çizeceğiz. İçeri çizdiğinde kelebek çıkmıyorsa ya da temal orantı oluşmuyorsa ne yapıyorsun? Dışarı doğru uzatıp kelebeği o şekilde yapıyorsun. Tamam. Evet örnek 7'yi bulduk. Geldik örnek 8'e. Şimdi şöyle bir katlama var dostum. 72 ise şuraya bir 72'yi yazalım. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Tamam. Sonra şuradaki katlamadan dolayı da bu açıyla da bu açı birbirine eşit değil midir? Evet. Şimdi 72 ise burası kaç? 108. Bak burası komple 108. 108, 48 daha kaç yaptı? 156 yaptı. Bu açıyı da iki eşit parçaya bölecek ya. 156'yı 2'ye böl. Hocam 156'yı sen 2'ye bölersen 78 mi geliyor? Evet. 78 derece geliyor. Burası 78 derece yapar. 78 burada. Bunun tamamı 108 ise o zaman bizim burada kaçıya kaç derece kaldı? 108'den 78 çıkartırsak 30 derece kaldı. Çok güzel. Bize bir yer 6 verilmiş. Şurası 6 verilmiş. Neresi 6 verilmiş? DF uzunluğu 6 verilmiş. X uzunluğu isteniliyor bizden. Bir de şuradaki açılarda birbirine eşit değil mi üst üste binen açılar? Evet katlamadan dolayı. Aa hocam şuradaki açıya 30 bulduk. Z'den dolayı burası da 30. Burası da 30 oldu mu? Oldu. Vay. Ne çıktı burada? 30, 30, 120 üçgeni çıktı. Hocam şuradaki üçgen 30, 30, 120 üçgeni. Bir kenar 6. Diğer kenarda 6. 6, 6 ise burası da 6 köküç mü yapar? Evet. Yani X'i böylelikle 6 köküç olarak buluruz. Cevap 6 köküç oldu 8'de. Geldik 9'a. Şimdi CE uzunluğu K iken BE uzunluğu 3K verilmiş. Hemen 4K ise 4K'yı yazdık buraya. 2 ve 8 verilmiş. Ne yapacağız? Ya hocam dik üçgenler var elimizde. Eyvallah. Tamam dik üçgenler olsun. Dik üçgenler varsa hani alfa beta'ya dalıyorduk ya dalalım. Alfa beta desek alfa beta geçişi yok hocam. Ama alfa ise karşısı da alfa değil mi? Alfa 90 ise bak burası da beta. Aa sarı üçgenler gerçekten ne oldu? Benzer oldu. Beta'nın karşısı 2 bölü. Beta'nın karşısı K eşittir. 90'ın karşısı 4K bölü. 90'ın karşısı 8 deyip sonuca ulaşırız. Şunlar sadeleşse 2 kere 2 4. K kare eşit oldu. K'yı da buradan 2 bulduk.
Şimdi DF'ye bakacağım. DF burası. K yerine 2 yazalım arkadaşım. K yerine 2 yazınca burası kaç oldu? 8 oldu. Bir de DE toplamı isteniyor bizden. K yerine kaç yazdık? 2 yazdık. Hadi Pisagor bağıntısından bulalım. Bir dakika. Ya eş üçgenler. Eş üçgen çıktı bu arada. Baksanız ya. 2 iken 2, 8 iken 8. Eşi uzunluklarda birbirine eşit değil midir? Evet, Pisagor'dan bulalım. 64'ten 4 çıktı 60. Yani burası kök 60 oldu. Kök 60 dediğimizde bu nedir? 4 çarpı 15'tir. 2 kök 15'tir. O zaman burası ne oldu? 2 kök 15 ile 2 kök 15'in toplamına eşit oldu. Yani cevap 4 kök 15 olur. Ya da hocam burada bir Pisagor, sonra burada Pisagor, bu da 2 kök 15, bu da 2 kök 15. Toplamda 4 kök 15 diyebiliriz. Evet, örnek 9'u bulduk. Geldik örnek 10'a. Oran verilmiş. K iken 3K. AE uzunluğu K iken Ali Bey uzunluğu 3K. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Burası da 3K. Bak ne çıktı burada? Kelebek. Ve kelebekteki oran kaça kaç? 3'e 1. Hocam burası 3A iken burası da A ya da 3'e 1 ya. 1 ise burası. Burası 3x midir? Evet. Toplamda 12 verilmiş ya bize. 4x de bak 12'ye eşit. 4x 12 ise x de böylelikle kaç çıkar? 3 çıkar. Yani örnek 10'u 3 buluruz. Geldik örnek 11'e. Şimdi Fatma Kara uzunluğuyla Ali Bey uzunluğu birbirine paralel. Şu paralel verilmiş bunlar. Ya zaten böyle oran verilmişti ya. Buradan bu verilmeseydi biz çekecektik zaten değil mi? Halihazırda verilmiş burada. Ne güzel. Tamam, sıkıntı yok. CF'yi vermiş. CF şurası. O zaman ben buraya yoğunlaşacağım arkadaşım. Şimdi öncelikle şu paralel çizilmiş ya. Şuraya bakacak olursak hocam burada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Hocam şurada da bunlar eşit ya. Burada da paralellik var. Burada da benzerlik var. 1 bölü 2. Ya da hocam eşitlik var ya burada ortotaban. Burası K iken burası nedir? 2K'dır. Burası da 2K. Toplamda 4K. 4K burası. Kelebekteki oran ne? 1'e 4. Buraya yoğunlaşacağım. X ise burası 4X. Çünkü CF uzunluğu verilmiş. Oraya yoğunlaşacağız. Hiç şuraya Hüseyin Kara uzunluğunu falan yazmamıza gerek yok. Toplamda 5x neye eşit? Hocam 5x 15'e eşit. Öyle verilmiş çünkü CF uzunluğu. X'i de böylelikle 3 olarak buluruz. X 3 ise bizden HC uzunluğu isteniyor. HC neredesin? 4x. HC ah x dedik ama keşke Y deseydik ya şuraya. Neyse. Şu Y olsun arkadaşlar. Şöyle Y olsun çünkü HC x demiş burada. 5Y 15'ten Y'yi 15 bulduk. A bizden ne isteniyor? X. X dediğimizde 4 y yerine 3 yazarsam cevap da 12 çıkar. Örnek 11, 12 oldu. Ve geldik örnek 12'ye, yani son soruya. Bak oran verilmiş. 2K ve 3K verilmiş. Hemen yazalım. DE uzunluğu 2K, EC uzunluğu 3K verilmiş. Hüseyin Bey uzunluğu verilmiş. Bak Hüseyin Bey'e yoğunlaşacağım. Bak şuraya yoğunlaşacağım. Yani şu çizgiye yoğunlaşacağım kesin. Şimdi burada oran verilmiş. Oran verildiği zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Benzerlik. Ya içeri paralel çizeceğiz böyle oranlamanın olduğu yerden doğru. Bak oranlamanın olduğu yer neresi? Burası. Ya oranlamanın olduğu yerden içeri paralel çizeceğim ya da dışarı çizip böyle kelebek oluşturacağım. Yalnız kelebek oluşturunca bir burada kelebek oluyor, bir de şöyle büyükte mi kelebek oluyor? Başka? Bir de şurada kelebek oluyor bak. Bir şurada kelebek oluyor. Bir de şu büyükte kelebek oluyor. Kelebekler iç içe giriyor. Bu şekilde yapmak daha karışık oluyor. Benim genelde size tavsiyem neydi? İçeri doğru şey yapmaktı, paralel çizmekti. O zaman biz içeri doğru paralel çizersek böyle. Aa ne oldu? Kelebek benzerliği karşımıza çıktı mı? Çıktı. Tamam. Amacımız zaten kelebek ya da temel orantı. Hocam hem burada kelebek çıktı hem de burada bir temel orantı çıktı. Hatta bunlar eşit ya, ortotaban çıktı. 2K ise burası nedir? K'dır. Ortotabandan dolayı. Ya da hocam 1 bölü 2 oran var. 1 bölü 2 olacağından 2K ise burası K olur diyebiliriz. Hocam zaten burası da 5K. Burası da 5K. Kelebekteki oran 1'e 5 çıktı. O zaman burası x ise burası 5x değil midir? Ya da y ise burası 5y değil midir? Evet. 5y eşittir 15 ise y'yi buradan 5 bul 3 buluruz. Bizden ne isteniyor? Fatma Hüseyin uzunluğu isteniyor. Yani y isteniyor. Y dediğimiz aslında x'miş arkadaşlar. Böylelikle cevap 3 çıkar. Ve paralel kenarda ilk kısmı halletmiş bulunuyoruz. İkinci kısımda da paralel kenarın özelliklerinden bahsedeceğiz. O zaman bir sonraki dersimizde paralel kenarın özellikleri konusunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.